Merhaba arkadaşlar. Bugün Reşit Kibar'ın yaşam nöbetindeyiz. Artvin'e bağlı Hopa Boşka arasında bulunan Can Kurtaran Tüneli'nin açılmasıyla birlikte boş kalan 17 hektar ormanlık alanı, sit alanı ve milli parkı yapılacağı şeklinde bölge halkına sunulmuş bir vaat vardı. Konaklamalı mesire alanı projesi kapsamında iş makineleri ormanlık alana girerek halk iş makinelerine engel olmaya çalışırken projeyi yürüten şirkete bağlantılı olduğu idareyle Muhammed Ustabaş köylere silahlı saldırıda bulunmuş. Reşit Kibar hayatını kaybederken iki köyde yaralanmıştı. Reşit Kibar'ın öldürülüşünün birinci ayında Türkiye'nin her köşesinde talana açılan ormanların, dağların, ovaların nöbetini tutan, toprağından, havasından, suyundan vazgeçmeyen savunucular olarak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yaşam alanlarımızı tehdit eden maden ocağı projelerine karşı burada hep beraber birlikte ses yükseltiyoruz. İç Anadolu'da tek bir ses olup yaşam alanlarımıza sahip çıkalım. Çağrısında bulunan Can Kurtaran dayanışmasının başlattığı yaşam nöbetine kendi bölgemizde de eş zamanlı olarak destek veriyoruz. Havamıza, suyumuza, bölgemize, toprağımıza her zaman sahip çıkacağız.